Merhaba. Galiba bu benim ilk Hollanda üzerine tespitli bir videom olacak. Hoş geldiniz öncelikle. Ben Zeynep. 9 ay önce Hollanda'ya taşındım. Eşimle ve köpeğimle beraber. Burada yaklaşık 5 yıldır içerik üretiyorum. Beni ilk defa görüyorsanız kendimden biraz bahsetmek isterim. Burada genellikle insanların bir şey yerken, bir şey izlemek istediğinde o izlenecek şeyi bulamadığı ve o 15-20 dakikalık arayı geçirmek istedikleri içerikleri üretmeye çalışıyorum. Yani hoş sohbet, bazen boş sohbet, bazen saçma sapan şeyler deneme gibi. Temelinde eğlence olan, bazen farkındalık içeren, mental sağlıkla ilgili şeyler de yapıyorum. Bu sefer Hollanda'ya taşındığımdan beri ilginç bulduğum şeylerden biraz bahsetmek istedim. Aslında bunları not ettim 9 aylık süreç boyunca ve dedim ki bir noktada YouTube'dan falan böyle bir video çeker paylaşırım. Çünkü ne yazık ki ülkemizin durumu gereği her geçen gün buraya taşınmak isteyen insanların da sayısı artıyor ve bence böyle değişik fun fact tadında şeyleri de öğrenmek isteyebileceğinizi düşündüm. Çünkü zaten belli başlı şeyler yani yazdığınız zaman hep çıkıyor, nasıl buraya gelinir falan gibi. O tarz konulardan değil de buradaki yaşamda bana değişik gelen, ilginç gelen, ufkumu açan, bazen de bu ne alaka ya dedirten şeyleri biraz paylaşmak istiyorum. Bir tık klişe bir şeyden başlayalım. Her ayın ilk pazartesi günü saat tam 12'de burada bütün ülkede bir siren sesi. Böyle yavaştan gitgide artarak giden bir siren sesi duyuluyor. Biz bunu ilk geldiğimizde dedik ki ne oluyor? Yani bir noktada Orta Doğu'da olduğumuz için tırnak içerisinde insan böyle ister istemez bir hani siren sesi mi ne oluyor ya falan diyor. Ama bu aslında sadece her ayın ilk pazartesi günü yapılan ve sirenlerin çalışıp çalışmadığının kontrol edildiği bir şeymiş. Zaten ilkini yaşadıktan sonra çok da takmıyorsunuz ve her ay bir şekilde ötmeye başlayınca ha okey falan deyip hayatınıza devam ediyorsunuz ama İlk başta çok ilginç gelmişti. Bir diğer fact ise burada insanların kedilerini dışarı salıyor olmaları. Bazıları tasmalı, bazıları tasmasız. Dışarıda kedi görüyorsun. Fazla bir popülasyona sahip değiller. Bizim mahallede 4 kedi falan görüyoruzdur maksimum. Burada insanlar çok rahat bir şekilde kedilerini dışarı salıyorlar. Kediler dışarı çıkıyor, çiş kaka yapıyor, takılıyor. Belki diğer kedi arkadaşlarıyla sohbet ediyor bilmiyorum. Ve sonra evlerine geri dönüyorlar. Bazen de dönmüyorlar bu arada. Bizim kapıya birkaç kere hani kayıp aranıyor diye kedi ilanı da geldi bu arada. Hani bazen de dönmüyorlar. Ama ben niye AirTag takmıyorlar mesela? Onu hiç anlamış değilim. Bazıları hiç tasma takmıyor. Onu hiç anlamıyorum zaten. Burada sular inanılmaz kireçli. Böyle duşakabinin camlarını siliyorsunuz ve 3 gün sonra tekrardan su lekesi oluyor, kireç lekesi oluyor. Hani bunun insan sağlığına bir zararı var mı sanmıyorum. Çünkü burada musluktan su içiyoruz biliyorsunuz ve buranın suyu gerçekten çok lezzetli. Ben normalde Avrupa'ya gidip geldiğimde tatil yaptığımda asla su içemezdim ve böyle bütün tatil hani dehidrasyona bir kala geçerdi. Buraya ilk geldiğim zamandan beri yani tatil için bile sonra taşınmaya karar verdikten sonra da biraz daha tabii dikkatli ve bilinçli bir şekilde su tüketmeye başladım. Hani tadı neymiş falan bir bakayım diye. Hiç böyle beni rahatsız eden bir durum olmadı. Ama tabii ki saçınıza, vücudunuza, işte ne bileyim su lekesine falan etkisi oluyor yani. Bu böyle benim bir tık tadımı kaçıran şeylerden bir tanesiydi. Ama artık vücudum ve saçlarım alıştı. Çünkü ilk geldiğimde böyle aylarca saçların inanılmaz yağlandı. Daha sonra bir şekilde sebum dengesini vücudum sağladı diye düşünüyorum ve şu an normale döndüm. Ama çamaşırlar konusunda hala bir tık tadım kaçık. Çok saçma bir fun fact söyleyeceğim. Yürüyen merdivenlerin çoğu arızalı. Özellikle toplu taşıma, işte trende, bilmem ne de bir bakıyorsunuz yürüyen merdiven arızalı. Ve yani buna o kadar fazla denk geldim ki ve mesela bizim yaşadığımız yerde de sürekli arızalanıyor ve çok uzun bir süre tamir edilmiyor. Ve bu aynı zamanda asansör için de geçerli ama bence yürüyen merdiven kadar değil. Yürüyen merdivenler niye bilmiyorum tamir edilmiyor. Yani buraya taşınmayı düşünüyorsanız yürüyen merdiven tamircisiyseniz bence burada çok iyi iş bulabilirsiniz. Bence burada bir eksiklik var abi çünkü yani neden bunu yapmıyorsunuz? Hani aklım almıyor haftalarca o asansör, o yürüyen merdiven tamir edilmiyor. Tabii bir yandan da bir sürü çatlak cam var. Onlar da bir türlü yapılmıyor mesela. Bunlar böyle benim gözüme takılan saçma sapan detaylardan bazıları. Bir diğer fun fact de otobüse el etmezseniz otobüs durmuyor. Durakta bekliyorsunuz ama el etmediniz. Otobüs durmuyor. Ya aslında hiç mantıksız değil. Eğer siz o otobüse binmeyecekseniz adam niye durup vakit kaybetsin yani aslında bana çok mantıklı geldi. Ama birkaç kere otobüs kaçırdım sonra bunu anladım. Bir tanesini de hiç anlamadım. Sonra dedim ki ya Allah Allah bu acaba o yüzden mi? Ondan sonra alıştım tabii ki. Yine bence ilginç olan bir şey ama aslında çok mantıklı çünkü burada bunun bir çözümü de var. Hesap birçok yerde bölünmüyor. Bazı restoranlar, barlar, kafeler hesabı bölmüyorlar. Sadece bir kişi hesabı ödeyebiliyor. Çünkü burada Tiki diye bir uygulama var. Atıyorum 50 euro hesap tuttu. Biz iki kişi yedik içtik. Hesap geldi. Ben ödedim 50 euroyu. Diyorum ki seni tekilerim yarın. Fişin fotoğrafını çekiyorum. Bakıyorum arkadaşım 17.50'lik.
yemek yemiş. 17.50'yi ben onu tikiliyorum. Bu şekilde halloluyor. Yani burada zaten hani 1 euro bile kalmaz. Özellikle Hollandalı arkadaşlarınız falan varsa o 1 euronun bile hesabı sorulur. Hatta böyle reel'lar var. Hani meme tadında işte Hollandalı biriyle date çıkmışsındır falan. İşte çok güzeldi bilmem ne. Ertesi gün 1.60 tiki geliyor falan kahve için. Yani gerçekten burada bu yaşanan bir şey. En ufak parayı bile sizden tiki yoluyla alıyorlar. Bu böyle Türkler için genelde garip gelen bir şey ama hiç garip değil. Çünkü biz paranın kıymeti olan bir para birimiyle yaşamıyoruz. Yani biz değeri olmayan bir para birimiyle yaşadığımız için abi saçmalama çok ayıp ya abi 10 liranın da hesabını mı yapıyorsun diyoruz. Çünkü 10 lira hesabı yapılmayacak bir para aslında o yüzden. Yani 10 euronun hesabı yapılır mesela. Çünkü 10 euroya sen birçok şey alabiliyorsun burada. Ben de buraya geldiğimde bunun şokunu yaşadım ve sonra anladım bizim kültürümüzde bu ayıp denen şeyin aslında ne kadar saçma bir şey olduğunu. Paranın kıymeti yok aslında sadece. Kimsenin ne giydiğinizi umursamadığı bir ülke burası. Bunu çok seviyorum. Ve ben ne kadar kasıyormuşum kendimi İstanbul'da onu fark ettim ki aslında çok da kasmıyordum ama hani biraz bile kasmak beni rahatsız ediyormuş öyle söyleyeyim. İsteyen istediği gibi giyiniyor. Kimse kimsenin umurunda değil. Kimse dönüp bir kere daha bile size bakmıyor ve muhteşem. Bu beni gerçekten çok rahatlatan bir şey. Burası ile ilgili rüzgar konusunda birazcık tokat yedim. Yani çünkü rüzgarsız tokatlıyor. Gerçekten hani bayağı bir rüzgar tokadı yiyorsunuz. Ben aslında yağmurdan burada çok endişe duyuyordum gelmeden önce. Ya ne yapacağım sürekli yağmur yağıyor falan. Mesele yağmur değilmiş. Mesele rüzgar. Korkunç bir rüzgar var. Bence yağmurdan değil burada rüzgardan korkmak lazım. Çünkü yağmur bir şekilde hani epler falan var. Dakika başı bakıyorsunuz. %80-90 tutarlı ama en azından yüksek bir yüzde yani. Rüzgar çok kötü. Rüzgar konusunda diyecek hiçbir şey yapamıyorum. Her yerinizi kapatmanız lazım öyle söyleyeyim. Ve rüzgar demişken de şunu söylemem lazım. Havalar soğuduğu an insanlar balgam sökercesine öksürmeye başlıyor burada toplu taşımalarda vesaire ve hasta hasta hayatlarına devam ediyorlar. Kimse burada oturup da dinlenmiyor. Yani bir öksürük, bir tıksırık, bir hapşırık böyle bir şey olamaz. Yani falan diye hayvan gibi öksürüyorlar burada. Ekim'de falan başlıyor bu yani öyle söyleyeyim. Şu an zaten Ekim sonundayız. Hani bu ayın başında başladı bu öyle söyleyeyim. Böyle artık Mayıs'a kadar, Haziran'a kadar devam ediyor. Çünkü Haziran'a kadar havalar düzelmiyor. Mevsimleri karıştırdım artık ben burada. Unuttum yani. Hani 4 mevsim İstanbul falan onlar bitti. Mayıs ayının ortasında hava bir gün 27 derece oluyor. Ve diyorsun ki oha ne oluyor yaz mı geldi. Sonra ertesi gün 12'ye geri düşüyor. Hani burada çok anlık histerik bir havayla karşı karşıyasınız. Bu biraz başlangıçta zorluyor. Ne yalan yok ama bence ilk kışı geçirdikten sonra toparlıyor. Yani biraz daha alışmış oluyorsunuz öyle söyleyeyim. Burada bisiklet yolundan geçen çok küçük arabalar var. Böyle iki kişilik. Smart gibi ama markası Smart değil. Böyle Canta mı ne? Kanta diye okunuyordur muhtemelen. Canta diye yazılıyor. Ve minicik arabalar ve 45 km bölü saatin üzerine çıkamıyor bunlar. Yasak ve bunlar bisiklet yolundan gidiyor. Yani bir gün salak salak gidiyordum bisiklette. Kulağımda da kulaklık var. Yanımdan bir geçti. Böyle aklım çıktı. Sonra dedim ki bu yasal mı yani? Yasalmış yani legal bir durum. O küçücük arabalar bisiklet yolundan gidebiliyorlar. Bu da çok garibime gitmişti mesela. Ve bisiklet demişken burada insanların bisikletle taşıyabilecekleri şeylerin haddi, hesabı, sınırı yok. Ben böyle bir şey görmedim. Değnekle bisiklete bineni de gördüm. Upuzun artık dolap mı almış ne almış onu böyle kolunun altına alıp taşıyanı gördüm. Poşetlerce eşyayı taşıyanını gördüm. Uzuvları olmuş burada insanların bisiklet. Ve aynı zamanda burada bence çok sıkılıyorlar bisiklete binmekten artık her dakika. Böyle birbirlerine tutunarak bazıları el ele tutuşuyor bazıları sarılıyor bayağı kol atıyor falan. Böyle yan yana beraber tutunarak bisiklete biniyorlar. Biz Burakcan'la bunu daha tam test edemedik. Yan yana hep gidiyoruz zaten sohbet ede ede. Burada o da çok yaygın bir şey çünkü sıkılıyorsunuz hakikaten her dakika bisiklette git git git. Ama şey de yapmadık daha böyle hani sarılıp da gitme işini çok beceremedik. Geçen şöyle bir deniyor gibi yaptık da benim çok yemedi açıkçası ki ben zaten 6 ay önce falan bisiklete binmeyi öğrendim. Her şey adım adım gitsin. 30 yaşında bisiklete binmeyi öğrenmişim ki çok iyi kullanıyorum. Ama o sarılarak gitme işi şu an benim için fazla Dutch bir hareket ama yapacağım. Marketler. Marketteki ürün çeşitliliği, marketlerdeki ürünlerin kalitesi. Ya alabiliyorsunuz bir kere. Yani ben yaban mersini Türkiye'de almak istemiyordum yani. O kadar çok pahalıydı ki. Yani buna o parayı vereceğime dışarıda kahve içerim falan diye düşünüp vermiyordum yani. Buradan böyle yaban mersinden alıyorsunuz. Çok güzel, çok kaliteli. Her sebze meyve çok lezzetli değil bu arada. Türkiye'ye göre hani kıyas götürmez tabii ki. Çok daha az sebze meyve var ve çoğu zaten başka ülkelerden geliyor ve hiçbiri Türkiye'nin yerini tutamaz ama bir kere paranız yetiyor. Güzel şeylere çok daha rahat ulaşabiliyorsunuz. Ve çeşitlilik, kalite
inanılmaz. Hala sıkılmadım market gezmekten ve hiç sıkılacağımı sanmıyorum. Ki benim yurt dışına çıkarken en sevdiğim şey market gezmekti. Hala da öyle. Market konusu beni çok tatmin ediyor ve çok mutlu ediyor. Dışarıdan söyleyebileceğim ve muhtemel 15-17 euro verebileceğim herhangi bir şeyi evde 1/4 biri fiyatına yapabiliyorum. Bu beni çok tatmin ediyor ve çok mutlu ediyor. Market demişken, yemekler demişken buradaki insanlar barbekü delisi. Her şey, karpuz falan satılıyor böyle barbeküye koymalık. Üstünde barbekü stikerleri olan ürünler çıkmaya başlıyor. Yaz geldi mi her yerden et kokusu geliyor ve delilerce barbekü yapıyorlar. Ben bu kadar barbekü kültürü olduğunu da bilmiyordum ki hani o sabah barbekü yapacağım diye kalksam, milleti çağırsam ve hava bozsa günün ortasında böyle birdenbire o ateş söner. Yağmur yağar o ateş söner yani bu kadar tahmin edemeyeceğim bir havada barbekü yapabilmek herhalde ekipmanları vardır diye düşünüyorum artık şemsiyesi bilmem nesi bir şekilde ayarlıyorlardır yani. Ben bu kadar olduğunu hiç tahmin etmemiştim ama. Başka bir fun fact geçmek gerekirse de Hollandalılar inanılmaz hamur işi yiyor. Ben bu kadar hiç beklemiyordum. Yani bir ekmek reyonu tükenmez ya, tükeniyor. Her markette eğer çok geç giderseniz tükeniyor yani bulamıyorsunuz ve böyle taze şey çıkıyor. Her markette var bu arada. İşte fırın ürünler çıkıyor. Önünde sıra oluyor. Ben bu kadar hamura düşkün ama aynı zamanda spora ve kendine düşkün ve çok sağlıklı bir toplum ben görmedim. Zaten yemek kültürleri çok az. Çok az yemekleri var ve çoğu böyle kızarmış. İşte Bitterballon, Febo gibi yerlerden falan arada atıştırdığınız çok sağlıksız şeylerle besleniyorlar aslında. Ama bir yandan da o kadar sağlıklılar ki. Bakıyorsun hamur yiyor deli gibi. Sonra ben burada spora başladım. Bir gün bir kadını gördüm. O yüzden hala spora devam ediyorum yani size yemin ederim. Kadın herhalde 70'li yaşlarındaydı. Bacağını kırmış bir şey olmuş yani değnekle. Kadın spora gelmiş ve üst vücut çalışıyordu ve basıyordu teyze. Yani teyze basıyordu. 30 kilo ile falan sırt çalışıyordu teyze. Ben dedim ki Zeynep sen bir daha spora üşendim, erindim, gidemedim diyemezsin yani. O kadını gördüm. Başka yüzlerce insan gördüm herhalde sporda giren çıkan. Çok fazla yaşlı insan spor yapıyor. Asla kendilerini bırakmamışlar. 70-80 yaşında insanlar cayır cayır sporda. Sosyalleşiyorlar, muhabbet ediyorlar, sağlıklılar, keyifliler. Çok sağlığına düşkün bir toplumda olduğumu o zaman anladım. Kendilerine çok iyi bakıyorlar, çok saygı duydum ve yani gelir gelmez kendi üzerime almak istediğim özelliklerden bir tanesi de bu oldu. O yüzden şimdi haftanın 4 günü spora gidiyorum ve hakikaten mental sağlığıma da, fiziğime de çok iyi geldi. Ama en önemlisi bana hissettirdiği yani fiziğimden de ziyade. O yüzden çok severek gidiyorum. Buradan Hollandalılara teşekkür ediyorum. Yani yaşlı teyzeler, amcalar sayesinde ben de bir gaza geldim ve hayatıma sporu kattım ve bunu hani spora başladım, diyete başladım gibi bir şeyden değil. Spor yapıyorum. Yani hayatımın içinde zevk duyduğum, ilgi duyduğum bir alan olarak sporu da koydum demek istiyorum. Çünkü böyle sanki bir şeye başlamışım da bitecekmiş gibi de kulağa gelsin istemiyorum. Bunu bir rutin haline getirdim aslında ve hayatım boyunca da sürdürmek istiyorum. Sağlık demişken bu çok ilginç bir fun fact bence. Bunu bana bir arkadaşım söyledi. Sonra Hollandalı hocam da söyledi. Hollandalı birine söyleyebileceğiniz en büyük hakaret, en büyük küfür ne biliyor musunuz? Hiç tahmin edeceğiniz bir şey değil bu arada. Umarım kanser olursun. Bu laf burada hani kimseye söylenmeyecek bir lafmış. Çünkü buradaki insanlar sağlıklarına o kadar takık ki, o kadar önemsiyorlar ki bir insana bunu söylemek korkunç derecede ayıp sayılan bir şeymiş. Ve bence burada şöyle bir parantez açmak istiyorum ben. Bunun bu kadar büyük bir laf olmasının sebebi burada sağlık sisteminde check-up'mış, kendimi kontrol ettireyimmiş. Hani hızlıca bununla ilgili bir şeyime baktırayımmış olmadığı için bence insanlar kanser oluyor ve son evrelerde bunu fark edip hayatlarını kaybediyor. Çünkü Hollandalı hocası da bana onu söyledi. Yani hani kanser olup tak diye insanlar ölüyor ve bu bizim için korkunç bir şey falan. Yani tak diye ölüyor çünkü muhtemelen tetkik hani yaptırmadığınız gibi bir küçük de bir benim böyle bir görüşüm var. Bununla ilgili başka bir bilgisi olan lütfen yazsın ama sanki bende böyle bir his uyandırdı. Hani burada çok fazla önden de bir şeylere bakılmıyor. Doktora kimse gitmeyi sevmiyor. Hani bu fact bana çok ilginç gelmişti hakikaten. Araknofobia, örümcek fobisidir biliyorsunuz. Ve ne yazık ki burada örümcek fobiniz varsa çok zor hayat sizin için ki ben örümceklerden korkarım. Benim örümcek fobim var diyeceğim kadar bir örümcek fobim yok. Ama yani sevmem de örümceklerle yaşamaya alışmanız gerekiyor ki alıştım. Ona bile alıştım. Gelmeden önce çok korktuğum bir şeydi ama çok hiçbir şey yok. Sadece evin dışında, bahçenin dışında küçük bir alan var böyle depomsu. Yani orada bir örümcek familyası var ve orayı taşınana kadar hiçbir şekilde içine girip de durmayı
düşünmüyorum. Temizleme de düşünmüyorum. Çünkü sürekli ürüyorlar. Düşünüyorum başka bir şey kaldı mı diye ama notlarıma da baktım ve galiba her şeyi söyledim. Yani şu ana kadar benim Hollanda'da kültürle, yaşayışla, hayatla ilgili ilginç bulduğum, değişik bulduğum, kötü ya da iyi olarak kategorize etmediğim, hatta kötü olarak kategorize etmediğim, çoğunlukla iyi ya da ilginç bulduğum şeylerdi bunlar. Umarım keyif almışsınızdır. Lütfen eğer sizin de böyle bildiğiniz değişik bilgiler varsa burası ile ilgili aşağı yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Çünkü ben de böyle şeyler öğrenmeyi çok seviyorum. Aynı zamanda kanalıma abone olursanız da videoyu beğenirseniz de onu unutmayayım. Beni çok mutlu edersiniz. Bu tarz videolar gelsin, biz Hollanda'yı merak ediyoruz diyorsanız da hani bir şekilde beğeni ya da bir yorumla bana bunu belirtirseniz, ben biraz böyle Hollanda'daki hayatı ne yapsın bu insanlar ya, ne kadar merak ediyorlardır ki falan diye düşünüyorum. Hani eğer böyle düşünmüyorsanız, bu tarz içerikler sizin hoşunuza gidecekse de bununla ilgili daha fazla içerik yaparım. Hepinizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.